Arkadaşlar biliyorsunuz Amasra Barış'ın kentinde yakın zamanda 42 madencimizi kaybettik. Onların huzurunda bunları anmak istiyorum. Onların saygı ve sevgiyle rahmetle anıyorum. Teşekkür ederim. Tamam mıyız beyler? Evet. Az önce dinledik ama tekrardan bir konuşmak istiyoruz sizlerle. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkürler, çok sağ olun. Süreci biraz daha bize de özetlersiniz. Çok önemli bir proje, çok önemli bir isim. İlk geldiğinde neler hissettiniz, heyecanınızı merak ediyorum. Şöyle, proje ilk bana geldiğinde çok heyecanlandım. Ki zaten Barış Akarsu'yu proje olmadan önce de istiyordum. Öyle bir şey olursa ben oynamak istiyorum demiştim ve Allah yüzüme güldü diyeyim. Bir hayranlığınız vardı sanırım. Çok büyük hayranlığım vardı. Bütün şarkılarını ezbere bilirdim. Ve onu bu süreçte daha yakından tanımak, bütün her şeyini izleyip ona bürünme yolculuğu çok başkaydı benim için. Yani şu anda afişe bakıyorum. Arkadaşlarla Barış'la hani mixlemişler mi? Hala emin olamadık siz olduğumda. O çok benzemişsiniz. Sizin teveccühünüz. Çok sağ olun. Nasıl oldu o benzeme süreci? Nasıl çalıştınız? Plastik makyaj mı var yoksa sadece imaj mı var? Şöyle lamine diş yapıldı. 4 tane dişime lamine taktırdık. Sakal kesimini değiştirdik. O kadar. Bir de saçlarımızda kaynak vardı. Saçlarımız. Müzikle daha önceden de siz ilgileniyordunuz sanırım bildiğim kadarıyla ama. Müziği çok seviyordum ama profesyonel olarak yapmıyordum. Sadece mesleğim oyunculuk olduğu için oyunculuk üzerine ilerliyordum. Barış'ın filmine çalışırken de şan dersi, gitar dersi, oyuncu koçu da çalıştım. Bu ne kadar sürdü bu süreç? 2 aylık bir sürecim oldu. Haftada 6 gün çalışıyordum. Kayıtlamadan önce 2 aylık bir sürecim vardı. Haftada 6 gün sürekli bir yerlerde çalışma ve kendimi geliştirmeye adamıştım. Barış'ın filminde Barış'ı oynayabilmek zor bir şeydi. İnsanların tanıdığı ve bu kadar sevdiği bir insanı gerçek anlamda yansıtabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Umarım başarılı da olmuşumdur. Bu da seyircinin takdiri olacak zaten. Çok duygu yüklü sahneler de var bildiğim kadarıyla. Zorlandınız mı o sahnelerde? Şöyle, aslında sahneler de zorlanma değil. Şöyle oldu, ben zorlandığım yerde gözümü kapatıp hadi Barış dedim. Aktı gitti. Tabii, oynamadınız, yaşadınız öyle anladım. Gerçekten öyle. Sadece bazen şu oldu. O kadar duygusal sahneler yaşadık. Birlikte de çok öyle sahneler paylaştık. Bazen şey oluyordu hani o duygunun içinde Amasra'daydık. İnsanlar bana Barış olarak bakıyorlardı. Beni görenler ağlıyordu. Sen Barış'sın diyorlardı. Böyle çok gerçekten çok sevilen bir isim. Böyle çok zaman zaman kendinizi yetersiz hissettiğiniz anlar oldu. Şöyle, yetersiz hissetme değil aslında. Ben hiçbir zaman öyle düşünmedim yani. Sadece kendimden ne kadar daha fazla verebilirim diye düşünüyorum. Ne kadar daha Barış olabilirim. Aynen öyle. Bazen durumlarda şey oldu tabii, çok güzel sahneler çektik. Bazı sahneler duygu yoğunluğu çok fazlaydı. Bazen setimiz şehir dışındaydı. Otel odasına gittiğimde ağladığımı biliyorum yani. O duygu durumundan dolayı. Ama her şey çok güzeldi. İnşallah çok da güzel olacak. Siz filme katılmanız da biraz olaylı oldu bir haftadan sonra falan. Sizin duygularınızı merak ediyoruz. Evet, ben filme son dakika dahil olmak durumunda kaldım. Ama hem Ege, hem yönetmenimiz Mert, hem de diğer tüm ekip arkadaşlarım beni kucak açarak karşıladılar. Ve o yüzden ön hazırlığım onlardan bir tık daha kısa sürdü ama yine de hızlı bir şekilde adapte olmaya çalıştım. Hem Zeynep'e, hem Barış'ın hayatına, hem de o ailesine aslında. O yüzden benim için biraz sürpriz bir projeydi ama ben içinde yer almaktan ve Zeynep'i canlandırmaktan, Barış'ın en sevdiği insanlardan birini canlandırmaktan çok mutluyum. Siz Barış Bey'i takip eder miydiniz? Evet, ben küçükken Akademi Türkiye'yi hayal meyal de olsa hatırlıyorum ama hatırladığım tüm anılarımda Barış o zamanlar Türkiye'nin gerçekten göz bebeğiydi. Her evde konuşulan, izlenen, çok sevilen biriydi. Tüm şarkılarını ezbere bildiğimiz bir aslında yıldızdı hepimiz için ve projeyle karşılaştığımda Barış'ın hayatının filme dönüyor olması ve bunun içinde benim de yer alacak olmam beni inanılmaz mutlu etti. O yüzden çok şanslıyım. Az önce siz dediğiniz son dakikada dahil oldum. Geliş sürecinizi de hepimiz biliyoruz. O sizin motivasyonunuzu nasıl etkiledi? Beni hiçbir şekilde etkilemedi aslında çünkü günün sonunda iş yapıyoruz. Ben sadece bana fırsat olmasına sevindim çünkü gerçekten içinde yer almak istediğim ve yer almaktan da son derece mutlu olduğum bir proje. O yüzden şanslıyım.
Sizin de son dakika partneriniz değişmiş oldu. Sizin motivasyonunuzu nasıl etkiledi filme başlarken? Ne biliyorum, yapmak istemiyorum. Teşekkürler. Peki filmden beklentiler ne? Beklentileri karşılayabileceğine inanıyor musunuz? Gişede özellikle bir hedefiniz var mı? Şöyle, hiçbir şeye hedef koymadık. Biz bir umut hikayesi ve yol hikayesi anlatıyoruz insanlara. Halkın takdirine kalmış. Beğenirlerse arkadaşlarına da söylerler ve onlar da izler. Yapacak bir şey yok. Bu arada göreceğiz. Ailenin de çok büyük desteği var size. Son günlerde en çok tartışılan şeylerden biri bu. Biyografi filmlerinde bazı aileler karşı çıkıyor, destek vermiyor. Hatta mahkeme süreçleri yaşanıyor. Bununla ilgili yorumunuzu da merak ediyorum. Onlara karşı yorum yapmayacağım. Ya bunlar beni aşar. Biz Barış için buradayız. Barış için konuşuyoruz. Selahattin amca ve Nesin abla sağ olsunlar beni Nesin abla abisi gibi gördü. Selahattin abi babası gibi gördü. Benim için bunlar... Kendisi de söyledi, oğlum gibi. Sağ olsun ve öyleyiz de, aile olduk onlarla. Ömrüm boyunca da onlarla zaten görüşeceğim ve birlikte olacağım zaten. Peki bundan sonra kariyerinizin bir köşesinde müzik olacak mı? Neler düşünüyorsunuz? Bir teklif gelirse hazır mısınız, hazır hissediyor musunuz? Çok müzik yapar mısınız yani? Açıkçası. Ulaşalım yani, oğlumla bakar mısınız? Ona da ileride bakacağız diyelim. Şarkıyı da soralım. Gerçekten önemli bir durum. Çok kısa bir ses kaydı var. Onu tamamlamışsınız. Sözlerde bilmiyorum. Sizin bir şeyiniz var mı? Aslında şöyle, o ses kaydı uzun. Uzun ama. Biz Nesin abla ve Selahattin babayı üzmemek için o kaydın tamamını dinletmedik. Çünkü onlar da sonuçta evlatlarının hiç duyulmamış bir şeyi tekrar dinliyorlar ve onlar için zorlayıcı bir şey olacağı için böyle konuştuk, böyle anlaştık. Aslında sözlerin hepsi vardı ve o Barış'ın yazdığı ve söylediği şekilde ilerledik. Sadece kayıt alınmamıştı. Doğru bir kayıt yoktu ortada. Biz onu tamamladık. Olumsuz eleştiri gelir mi? Bekliyor musunuz? Ya da müzik otoritelerinden, filmden sonra yani siz hani profesyonel bir şarkıcı değilsiniz ama illaki eleştirenler de olacaktır. Tabii olacaktır ama biz ben en azından Barış için kendimden verebileceğim her şeyi verdiğime inanıyorum. Gönlüm rahat, kalbim rahat. Çalıştığım ekibim eğer bunun olmadığını düşünseydi zaten ben söylüyor olmazdım şarkıları. Barış Bey'in sesinden şarkılar var mı filmde? Onu filme saklayalım. Vardır belki de yoktur. Çünkü bu daha önce söylüyorum. Filmlerinde çok konuşuldu, tartışıldı üzerine. Hani sanatçı kendi mi okumalı yoksa işte hayatı anlatılan kişinin sesi mi kullanılmalı değil. Yani onun için bir yorum yapmayacağım. Zaten Barış'ı dinlemek isteyen albümlerini açıp dinleyebiliyor. Ama biz bir film yaptık. Bu filmde de onun hayatını ben canlandırıyorum ve ben anlatıyorum. Benim bir yorumum yok aslında. Ben en yakın şekilde Barış'a olup o şarkıyı toplayayım. Ben Barış'a en yakın şekilde şarkıları okumaya çalıştım. İnanıyorum iyi olduğuna da. Çalıştığımız prodüksiyon ekibimiz, yönetmenimiz, aranjörlerimiz de buna inanıyor. Umarım halkın takdiri, hayranları da sever, beğenirler. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Peki, hayırlı olsun. Çok sağ olun. Evet. Hoşçakalın. Fotoğraf alacağız. Biz ayrılmayalım. Bir fotoğraf rica edelim. Arkadaşlar tamam mıyız? Çok spotlar. Mehmet Caner Doğan ben. Sertaç Kral yanımda. Can Çelebi de ekibimizden en uzak köşede. Biz şarkıyı dinlediğimizde zaten bu proje bize geldiğinde ne yapabileceğimizi çok düşündük. Elimizde muhteşem bir müzisyen arkadaşımız var ve buna doğru bir şey yapmamız gerekiyordu. Bundan uzaklaşmamamız gerekiyordu. Yepyeni bir şey olmaması gerekiyordu. Bunun için çok uğraştık. Ege inanılmazdı. Yani Ege'nin katkısı bütün bu bizim korkularımızı yenmemize sebep oldu. Ege'ye buradan çok teşekkür ediyoruz. Ege muhteşemsin. Şarkıyı ilk dinlediğimizde çok etkilendik. Özellikle Eser'le beraber. Fakat öyle bir kayıttı ki şarkının sözlerini bile tam anlayamıyorduk. Çok uğraştık, çok temizledik, çok içinden çıkartmak zorunda kaldık. Fakat geri kalan kısmını sevgili Can Çelebi muhteşem düzenledi. Eser'de müzikal olarak inanılmaz katkısı oldu. Çok güzel bir şarkı oldu. Ben mikrofonu Eser'e vermek istiyorum. Sonra da... Daha önceden yapılmış bir besteyi tamamlamak herhalde dünyanın en zor işi olsa gerek. Ama pek bir iş gibi de göremedim ben bunu baştan itibaren. Çünkü hayalleri olan bir müzisyen olarak
Bu benim hayatımdan da bir kesit. Herkesten bağımsız. O yüzden bütün sözler ve müzik aslında aktı gitti. Umarım duyuyordur ve kabul ediyordur, hakkını helal ediyordur bana. Çünkü çok önemli bir şey bu. Bir müzisyenin hayatı bence bizim filme yaptığımız müziklerden çok çok daha ötesi. Her hareketinde, her sözünde, yaşadığı her anda bir nota var. Umarım bizim yaptığımız müziklerin dışındaki notaları da hissederek izlersiniz ve bütün notaları sonuna kadar doyarak kalırsınız diyorum. Teşekkür ediyorum. Hayallerimizin de ötesinde bir sonuç ortaya çıktı. Ve tabii ki biz Eser abilerle beraber dinlemiştik ilk bize geldiğinde ve gerçekten çok gizli, şifrelenmiş dosyalarla geldi. Gönlüm rahat olabilir yani ablacığım. Gerçekten. Çok rahat. İlk açamadık. Tabii tabii, ilk açamadık. Prodüksiyon şirketi olarak o kadar gizliydi. Çalışmaya başlarken almamız gerekiyordu. Şarkıyı yani Barış'ın o an söylerken dinlediğimizde evet daha zor duyduğumuz yerler vardı ama o kadar farklı okuyordu ki, o kadar içten ve o an onu kaydetmesi lazım diye kaydetmiş ve bence kadere ben inanırım bugünün için saklanmış bir parçaydı o. Çünkü o teybi Nesin abla vefatından sonra buldu evet ama çok sonra dinledim diye hatırlıyorum. Hani o biz filmi yapacağımız zaman bir anda ortaya çıktı ve ben buradayım dedi. Ve beni tamamlayın dedi. Biz onu tamamlamaya çalıştık. Şarkıyı çalışma sürecine geldiğimizde de filmdeki bütün şarkılarla hep omuz omuza Eser abilerle, Murat hocayla hep birlikte çok yoğun bir süreç yaşadık. Bu şarkıyı nezdinde konuşursam, merhaba için konuşursam stüdyoda gerçekten çok duygusal anlar yaşadık. Çünkü hikaye şarkıyı söylemek değil, hissedip okumakmış. Ben Barış'la onu öğrendim. Yani şarkı sadece söylenmiyor, hissediliyor ve oluyor. O yüzden ben her şeyin güzel olacağına ve Barış'a görevimi tamamladığıma inanıyorum. Teşekkürler. Şimdi eğer Selahattin ve Nesin izin verirlerse bir şarkıyı Barış'ın o kaydettiği kısacık 8-10 saniye kadar Barış'ın sesinden ufacık dinleyip ondan sonra da bizim tamamladığımız halini dinleyelim isterim. Sizin için uygunsa. Baba. Selahattin abi. O zaman bir Barış'ın sesinden bir verelim. Şarkı tabii ki devam ediyor ama biz hani hem Nesin'le ve Selahattin'le de konuştuk. Bunun özel kalması gerektiğini. Çünkü bu ses kaydı ilerledikçe Barış'ın duygusallaşmasıyla falan devam eden bir kayıt. O yüzden hani Merhaba isimli şarkısını dinleyelim. Şarkı. En altta. Hakikaten sırf bu şarkı için değil, film için de gece gündüz hiç durmadan çalıştık. Yani ben gün içinde sabah uyandığından gece yattığı ana kadar en iyi şekilde olacağını düşündük. Filme de çok güzel bir katkısı oldu bence. Abimin şarkısı tekrar yaşayacak onunla birlikte diyorum. Çok teşekkürler. Hem konuşman için hem de o şarkıyı bize ulaştırdın, bize güvendiğin, teslim ettiğin için. Bu şarkı bizim elimize ulaştıktan sonra dediğimiz bir senaryoya dahil her şeye etkisi oldu. Ama bu şarkının tabii ki bir küçük bir teypteki bir ses kaydından profesyonel bir hale gelme süreci var. Burada da tabii devreye sevgili Mehmet abi ve Eser abi.